Bu akşam sizler için ilk konumuz olarak zatüre ile başlayacağız. Zatüreye neler sebep olmaktadır ve çözüm yolları nelerdir? İbrahim Gökçek ile bunları konuşacağız efendim. Evet, hemen başlayalım. Zatüreye ne sebep olur ve çözüm yolları nelerdir? Zatüre ne sebep olur, çözüm yolları nelerdir? Evet. Zatürenin sebebi bilindiği gibi tedavi edilmeyen bronşit, zamanla veya bakteri, virüs veya mantarlar zamanla zatüreye dönüşüyor, tedavi edilmesi. Genellikle çocuklarda olmasına rağmen yetişkinlerde de gözükebilir. Akciğerde takriben 300 milyon hava kesiciği var. Alveolon denen hava kesicikleri oksijen alır, karbondioksit verir. Bu hava kesicikleri iltihaplanırsa içi sıvı, su dolar. Su dolduğu zaman da görevini yapamaz. Oksijen alamaz, karbondioksit veremez. Kişide birçok hastalık ortaya çıkar. Halsizlik, dermatit, yorgunluk, baş ağrısı vesaire vesaire. Ne yapılabilir? Yani hastalık belli. Teşhisi, tedavisi için ne yapılabilir? Şimdi bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Çiçek şu çiçek. Itır, Afrika ıtırı. Türkiye'de de buna bir benzeri var. Şöyle. Buna da büyük ıtır denir. Fakat çiçeğe farklı görüyorsunuz. Biraz farklı bir çiçeği var bunun. Yaprağı farklı. Bunun da özelliğini anlatacağım. Türkiye'de yetişenin. Afrika ıtırı ile ilgili klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmalarda şöyle mi? Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. 50 bin çocuk. Efendim, ilk denemeler 1920'li yıllarda İsviçre'nin Cenevre şehrinde Doktor Zeşaya verem hastalarını tedavi etmiş. Verem hastalarının tedaviyle işe başlamış. 9 yıl içerisinde 800 verem hastasını tedavi etmiş. Tedavi ettikten sonra da bu bitkinin kökünden elde edilen ekstreyi tabipler odasınca kendine markasını tescil yaptırmış. Belgelenmiş. Cenevre Tıp Fakültesi tarafından tescil edildikten sonra formülü gizlemişler. Takriben 100 yıl gizli tutmuşlar. Neden yaptıklarını söylememişler. 100 yıl tek bir firmanın kontrolünü de hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde verem, başta olmak üzere bronşit, faranjit, sinüzite karşı kullanılmış. 1993 yılında 1995 yılına kadar 158 doktor, yani 2 yıl içerisinde çocuk doktoru 0-12 yaş grubu arasındaki 742 çocuğu bronşit, faranjit, sinüzit gibi rahatsızları olan çocukları tedavi etmiştir. Daha sonra Profesör Doktor Reitman ve ekibi 641 hastayı tedavi etmiştir. Bugüne kadar 50 binin üzerinde üşütme, grip, nezle, faranjit, bronşit, sinüzit gibi rahatsızları olan çocuklar Avrupa'da hemen çocuklara antibiyotik verilmiyor. Al antibiyotik, al antibiyotik. Antibiyotik zehirliyor. Neyle tedavi ediliyor? Bitkilerden elde edilen şuruplar, damlalar, drajeler. Bitkiden elde edilen ekstra damla, draje, kapsüllerle çocukların bağışıklık sistemi güçleniyor. Daha da güçlü. Biz ne yapıyoruz? Antibiyotik veriyoruz. Bağırsak florası yok oluyor. Çocuk alerji hastalıklarına, cilt hastalıklarına çok çok hassas oluyor. Yakalanıyor. Sürekli hasta oluyor, sürekli hasta oluyor. Bu nedenle asla ve asla çocuklara kimyasal ilaç vermemek gerekir. 0-6 yaş grubu çok çok önemli. 0-6 yaş grubunda bağırsak florası yavaş yavaş oluşuyor. Siz antibiyotiklerle müdahale ettiğiniz zaman bu tür rahatsızlarda çocuğunuzu bilerek veya bilmeyerek zehirliyorsunuz. Bir kişi kimyasal ilaç veriyorsa çocuğuna, çocuğunu zehirliyordur. Ya doktorum yazdı. Doktor yazar. Bitki uzmanı değil ki. Türkiye'de maalesef bitki uzmanı doktor ayrımı var. Yani Avrupa'da, Amerika'da, Antarktika'da yok. Herkes aynı zamanda, her doktor aynı zamanda fitoterapi eğitimi görüyor Avrupa'da, Asya'da. Türkiye'de neden bu yok?
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de bir yavaş yavaş tıp mafyası, yani ilaç sektöründe bir mafyalaşma oluştu. Onu hiçbir güç kıramıyor. Türkiye'de bir ilaç mafyası var. Onların istediği oluyor, onların istemediği olmuyor. Hangi hükümet gerisi geçsin? ABC. Çocuğunu düşünen, Afrika ıtırından elde edilen damla, drajiye, macun, efendim şey de şurup, macun da var. Kullanır. Çocuğun bağışıklık sistemi güçlenir. Faranjit, sinüzit, bronşit. Klinik araştırması yapılmış. Avrupa'da 50 bin çocuk üzerinde denenmiş. Neden biz hala diretiyoruz? Al, kimya kullan, kullan, zehirle, zehirliyoruz. Bunu anlamıyorum yani. Bundan vazgeçmemiz gerekir. Dünyada bir biz kaldık böyle bitkilere karşı böyle duran böyle mesafeli. Ya tamam, şifalı bitkileri de ilgili boğazı, affedersiniz, panaksçı, şuncu muncu çıkıyor. Kimyasal ilaçla vatandaşı zehirliyor. Böyle tehlikeli insanlar da var ama artık onları ayırmak gerekir. Evet, böyle bir durum da var maalesef.